Bayağı yakıştın lan. Vay vay vay, güzel araba. Kimin bu kız? Benim. Ya bırak şakayı da adam gibi cevap ver. Allah Allah, ne şakası yahu? Bas bayağı benim. Sevgilim, hatırlamıyor musun? Hani sana doğum günüm demiştim. Senin düşünceli sevgilin ne yaptı? Gitti. Sırf sana zahmet olmasın diye. Sen kafa patlatma diye kendisine senin adına doğum günü hediyesi aldı. Nasıl? Beğendin mi hediyeni? Ay. İyi ki doğdum. Ya saçmalama kızım. Ben doğum günü hediyesi derken öyle küpe, kolye falan diye düşünmüştüm. Ay çok banal. Küpe ne ayol, kolye ne? Onlar her zaman alınır. Sevgilim bak, ben bunu galerici bir arkadaşımdan aldım. Çok büyük indirim vardı. %1,5. İnanabiliyor musun buna? Kelepir yani ya. Gerçi senin kelepire indirme falan da ihtiyacın yok ya. Ne de olsa senin İsviçre'deki paralar öyle yattığı yerde yumurtlayıp yumurtlayıp duruyor, değil mi Kudret? Hem benim o paraya dokunmamam lazım. Yani maliyenin kulağına giderse paraya el koymakla kalmazlar, beni bir de hapse tıkarlar. Hadi şunu geç olmadan geri götürelim. Yani çizilir mizilir, üzerimize kalır valla. İyi, öyle olsun bari. De. Kudret, ben bu anlattıklarından şunu anlıyorum. Yani maazallah, kötü niyetli birileri senin bu İsviçre'deki paraları bir duyarsa... Sen hapı yuttun yani basbaya. Başına çok fena gelecekler var demek. Emel, bak, ben sana gönlümden kopan bu kolyeyi aldım. Ay hayatım ya, utandırdın beni. Ne gerek vardı? En büyük hediye bana senin varlığın, bunu biliyorsun. Yani ben en nihayetinde maddiyata düşkünlüğü olmayan bir kadınım. Bir simit alsan da gayet sevinirdim. Kaç taşlı bu ayol? Neyse. Hadi bari. Galeri kapanmadan atla da şunu teslim edelim. Akşama da beni romantik bir yemeğe götürürsün, Kudret Efendi. Zevksiz bu adam ayol. Şuna bak. Hem çakma taşlı hem ince. Allah aşkına. Vallahi kutsu kendinden daha havalı ha. Ay dur, ben buna uğurlu kolyemi koyayım. Dur. Emel. Zeliş. Sen o üç günlük Emel'e araba mı aldın ha? Utanmaz. Arabalar altında kalasın inşallah Kudret. Zeliş, bir sakin olur musun? Olamam. Sakin falan olamam ben. Zaten senin o Emel'den ayrılacağın falan diyor ki insan. Ayrılacağı kadına, o üç günlük kadına otomobil mi alır ha? Otomobil mi alır? Göya beni de altın kolyeyle kandıracaktın değil mi? Kolye derken? Kolye derken? Kolye derken papağan. Ha? Ne kolyesi? O torpido gözünde gördüm kolyeyi. Emel'e mistik at, mistik at otomobiller alıp beni kolyeyle uyutmak değil mi? He? Hamdi'cim, bunlar telefonla çözülecek meseleler değil. Ben birazdan sana uğrarım, yüz yüze konuşuruz, tamam mı? Hadi bakın. Hamdi ile gömül! Hamdi ile gömülün! Dikine gömülün! Dikine gömül! Ay Kudret, yani sen de iki dakika kurtaramıyorsun paçanı şu toparlak Hamdi'den. Ne varsa yani bu adamda. Ama niye böyle yapıyorsun Zeliş'im ya? Ben o Emel'e niye araba alayım, manyak mıyım ben? O hırsız kendi kafasına göre gidip almış benim adıma. Ama ben ona postayı koydum, git geri ver diye. Öyle mi? Yarın o çakma sarışının altında o arabayı ben bir göreyim Kudret. Bir göreyim yeter ki. Ya olur mu öyle şey canım? Zinhar. Elifciğim,
Hoş geldin canım. Ne oldu, hayırdır? Hiç hayır değil Zeliş. Ben düşündüm ve çok kafama takıldı, yüz yüze sormak istedim. Sana benimle kemoterapiye gel dediğimde sen niye lafı değiştirdin? Elif, şimdi bak bu hastanenin kokusu, uyunu, o floresan ışıklar falan, ben yani hiç haz etmiyorum hastane ortamında. Hiç kimse haz etmiyor Zeliş'cim hastanelere. Hastaneler sevdiklerimizin başına bir şey geldi yanında durabilmemiz için de var, değil mi? Yani bugünler gibi. Ona iyi söyledin. Şimdi tam da bir de onu diyecektim. Şey yaptın, araya girdin. Bir de ben hasta bakmaktan filan hiç anlamam yani. Zeliş'cim hasta bakmayacaksın. Ben kemoterapi olurken yanımda duracaksın. Birlikte sohbet edeceğiz, zaman akacak. Hani ben niye seni seçtim kızların arasından? Çünkü en neşelisi sensin. En keyifli zaman geçirebileceğim sensin. Çünkü böyle şeylerden etkilenmeyen sensin. Değil mi? Yani beni seviyorsan eğer... Elif, ya böyle bir şey söylenir mi? Ben seni canımdan çok seviyorum Elif'ciğim. O zaman benimle kemoterapiye geliyorsun. Ya ne şimdi bu? Ben bunu anlamadım. Yani bu arkadaşlık testi falan mı? Arkadaşlık testi sayılabilir. Yani mecburi. Hayat yaptırıyor bunu. Tamam, peki. Zeliş, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şimdi niye evet dedim? Niye evet dedim ben? Ben ölürüm de gidemem kemoterapiye falan. Sen de aş artık şu travmanı be Zeliş. Ay söylemesi kolaydı. Söylemesi kolaydı. Ya tamam hayatım, kızma. Zeliş. Mutlu yıl dönümleri. Nice nice yıllara. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.